bayılırım şu düzenli dünyaya. Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi, gündüzü sırayla. Ağaçların kökü içeride. Bütün ağaçların kökü içeride. Dalların başı yukarıda. İnsanların aklı başında. Bütün insanların aklı başında. Beş parmak yerli yerinde. Baş, işaret, orta, yüzük, serçe. Diyelim kalksa da serçe, orta parmağa doğru yürüse. Ne haddine? Yahut akasyanın biri başını toprağa daldırdığı gibi bir gezintiye çıksa. Merhaba kestane, merhaba çam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsin, nesin, nerelisin derken laf açılır mı bizim akasyanın kökünden? Bir uğultudur başlar rüzgarda. Kökü dışarıda, kökü dışarıda. Yahut ne olur koca bir dağ baş aşağı gelsin. Aman Allah göstermesin. Bayılırım şu düzenli dünyaya. Altta ölüler, üstte diriler. Gel keyfim gel. Bir şair, bir düşünür, bir bilge, bir kültür adamı. Çok kollu bir ağaç, Melih Cevdet Anday. Ağaca aşkı öğretip rahatını kaçıran bir şair. Şiirinden uçurduğu güvercinlerle gökyüzünü daha da güzelleştiren biri. Çağdaş şiirimizin en büyük şairlerinden olan Anday, çok yönlü sanatçı nitelemesini fazlasıyla hak edenlerden. Romandan tiyatroya, denemeye çok kollu bir ırmak. Bir yazı ustası. İyimser ve umutlu biridir de Melih Cevdet. İnsana ve geleceğe inanır. Ben güzel günlerin şairiyim der bir dizesinde. Cumhuriyet sonrası şiirimizde köklü bir değişimi gerçekleştiren garip şiir hareketinin öncülerinden olan Melih Cevdet, düşünce şiirinin en yetkin örneklerini vermiştir. Şiirlerinin dayandığı sağlam, felsefi bir arka plan vardır. Şiirlerinde akıl önceliklidir. Duygu ve duyarlılık akıl ve bilinçle denetlenir. Düzenli dünyada Anday, günlük yaşamımızda doğada her gün gördüğümüz, bize sıradanmış gibi gelen, dikkatimizi çekmeyen düzenin şaşırtıcılığını dile getiriyor. Doğaya ilkel bir insanın, bir çocuğun merak ve hayretiyle bakan şair, doğadaki düzeni olağanüstü bulur. Bu düzenli işleyişi ilk kez fark ediyor gibidir. Doğayı ilk kez görüyor gibi. Dünyanın görünümünün, doğanın düzeninin dışına çıkılamayacağı inancını yıkmak ister Anday bu şiiriyle. Serçe parmağın yer değiştirme isteğinden, akasyanın gezintiye çıkmasından, bir dağın baş aşağı gelmesinden ironik bir biçimde söz eder. Olmayacağını düşünülen şeyleri yazar. Doğanın ve dünyanın görünürde tıkır tıkır işleyen ama çelişkilerle dolu düzenini bozmayı amaçlar. Doğadaki düzenliliğin görülmemesi gibi toplumdaki eşitsizliklerin, sömürü ve yoksunlukların da görmezden gelindiğine dikkati çeker. Toplumdaki bu çarpık düzeni baş aşağı etmek ister. Aman Allah göstermesin dizesiyle de çelişkilerine karşın bu düzenin değişmesini istemeyenlere ince bir alayla sitemde bulunur. Şiirin son dizesi Gel Keyfim Gel de bu sitemi pekiştirir. Altta ölüler, üstte diriler dizeleri de toplumun alt ve üst sınıflarını anımsatır. Toplumsal olarak getirdiği eleştiriyi gizliden söylüyor Melih Cevdet Anday. Usul söyleyip derin duyuruyor. Okura bir farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Çoğu şiirinde olduğu gibi.